Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eurotrak 1.40 otobüs modundayız. Şimdi bu otobüs sevdası nereden geldi? Onu bir ilk önce açıklayayım. Biz yıllarımız otobüslerin içinde geçti, çocukluğumuz. Bu bizde bir ayrı sevda oldu. Bu oyun da gerçekten yani otobüsün hemen hemen gerçek halini yansıtıyor. Şimdi biz ilk önce bu benim ilk videom olduğu için sıfırdan başlayalım dedim. İlk önce galeriden bir araba seçeceğiz. Tabii bu arada haritamız Türkiye haritası. Mola yerlerimiz var. Tesislerimiz var. Her videoda bunları ayrı ayrı göreceğiz. Şimdi ilk önce otobüsümüzü alarak nasıl yapacağız? Nasıl modifiye olacak? Nasıl süslenecek? Jant kapaklarına kadar, perdelerine kadar bunların hepsini birebir yapacağız. İlk önce Mercedes galerisine geldik İstanbul'a. Aracımızı seçtik. Aracımız Travego S. Bunlar tek dingil olarak geçiyor. Şöyle baktığımız zaman biraz sade halini inceleyelim. Sol tarafta tek koltuk, sağ tarafta çift koltuk olarak geçer. Ön tarafta hostes koltuğu bulunmaktadır. Biz şimdi bu aracımızı güzelce süsleyip daha sonra bir firmaya dahil edip yolumuza devam edeceğiz. İlk önce özelleştir yapalım. Özelleştir yaptıktan sonra şöyle firmamızı bir seçelim. Bakın burada Adıyaman Anka var. Adıyaman Ünal var. Aksel var. Alanyalılar var. Anadolu, Ali Osman Ulusoy. Bir sürü firma var. Şimdi şöyle baktığımız zaman Buzlu, Efe Tur, Elazığ Murat, Gül Aras, Kahramanmaraş, Kontur, Lüks Yalova, Mardin Seyahat, Pamukkale bir sürü firma bulunmakta. Bu firmalardan birini şöyle örneğin Özlem Adana. Adana Seyahat olarak şöyle bakalım. Evet, logosu da aracımıza şöyle görünüyor. Mesela Çanakkale turu olsa şu şekilde. Bakın. Yani hangi firmayı seçerseniz Viva var. Siyah. Villa Mersin var. Varan Turizm var. İsterseniz Varan olarak seçelim. Bilinen eski bir firma. Şöyle gelelim. Bakın burada bir sürü aksesuar var. Mesela şuradan başlayalım. Üst anten. Antenimizi aldık. Şöyle aracımız kırmızı led yanacak. Şuradan başlayalım. İç perde. İç perdeler şu an kapalı yapalım. Kapalı olarak. Şöyle şuraya navigasyon telefonumuzu koyabiliriz. Şöyle baktığımız zaman mesela göğsü şu şekilde yapabiliriz. Şunu şöyle olabilir. Sedef de güzel olur. Tabi onu sedef yapınca vitesi de sedef yapacağız. Direksiyonumuza gelelim. Direksiyonumuza sedef yapalım. Takım olsun. Şu kaliferimize bir tane koku koyalım. Şöyle. Burayı da sedef yapalım. Hatta burayı değiştirebiliriz. Çok sedef olmasın. Mesela karbon olsa veya şöyle yapalım. Şöyle geldiğimiz zaman mesela burası. Burayı sedef yapsak olabilir. Güzel olur.
Şöyle yine Sedef mi yapalım yoksa karbon mu yapalım? Burayı da aç yapalım. Şöyle bir logo koyalım. Şuraya geldiğimiz zaman şöyle standart aynamızı koyduk. Perdemiz şöyle açık olabilir, orta olabilir, kapalı diyelim. Perdemiz şöyle standart bir aynamız da burada var. Mesela üst tavan yan halıları nasıl yapabiliriz? Yeşil yapabilirsiniz. Turkuaz olur. Turuncu olur. Mavi yapalım. Otobüsün rengine uygun olsun biraz. Veya gri olabilir. Otobüsün rengi gri. Perdemiz de tabii ki gri olacak. Orası gri olunca bunlara da gri yapacağız. Şöyle yolcumuzu bindirelim. Evet. Burayı nasıl yapabiliriz? Şöyle koltukları istediğimiz renk yapabiliyoruz. Şöyle turuncu, turkuaz, relax rengi var. Mavi blue olabilir. Kırmızı olur. Kot rengi. Evet, kot rengi biraz araca uyabilir. Şöyle paspasımızı yapalım. Şöyle beyaz paspas. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman burada bir spreyimiz, araç kokumuz var. Şurada perdemiz var. Burada imzamız var. Evet, rüzgarlığımızı da koyduk. Şöyle bakalım. Evet. Mesela şuraya geldik. Cama bir takım süsler yapabiliriz. Mesela şöyle güzel bir şekilde süsleyebiliriz. Çok görüşü kapatmamak şartıyla şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde olabilir. Evet. Şimdi işten süslemelerimiz bu şekilde oldu. Şimdi şöyle yapalım. Evet, şurayı krom yapsak güzel olur. Şöyle paspasımızı yapalım ön tarafa. Güzel bir paspas olur. Şöyle kaş yapalım ön tarafına. Evet, burası karlık. Daha bir güzel görünüm verir. Bu farların ortasındaki paneli şöyle yapabiliriz. Şu şekilde olur. Tabii siyah olursa biraz daha güzel durur. Şöyle plakamız. Evet, şöyle paspasımızı yaptık. Şöyle logomuz. Evet. Şimdi farların etrafına kaş. Bakın. Şöyle beyaz yaptığım zaman biraz daha belli olur tabii ki. Evet, şöyle şurada ne varmış? Yolcumuz, onu koyduk. Koltuklarımız. Evet, şimdi aracın içinin gece ışığı ne şekilde yansın? Nasıl olabilir? Mesela mavi blue güzel olur. Böyle yapalım. Evet, aksesuarlardan onu yapmıştık. Şuraya gelelim. Bunları yaptık. Evet. Onlar yapıldı. Şöyle yan tarafa doğru bir geçelim. Şöyle. Evet. Burada yan tarafa, alt tarafa şöyle boru ekleyebiliyoruz. Mesela kısa boru olur. Veya yan kırmızı ledli boru olabilir. Gece araç git parklar yandığı zaman çok güzel bir görünüm verir. Onu daha önceki araçlarda denemiştik. Gelelim lastiklere. Şöyle havalı bir lastik yapalım. Şöyle yapalım. Çok güzel olur. Güzel bir jant kapağımız. Evet. Varan turizme yakışır şekilde. Evet, şimdi diğer lastiğimize geçelim. Çok güzel. Şöyle güzel bir
Cam kapağı da buraya yaptık. Şimdi arka tarafta şu üst tarafta rüzgarlık bir var. Bu rüzgarlık bir de ışık olayı az. Şöyle iki yaparsak ışıklı olur. Şöyle logomuz da var. Şuraya geldik. Krom kaplamamızı yaptık. Şurada standart. Şöyle yaptık. Araca bir bıyık atalım. Şöyle yan kaşlarımızı yapalım. Evet, burada obenimiz var. Obenimizi yaptık. Şöyle. Reshking. Evet, şimdi arkaya da bir kırmızı ledli yanlar tarafları yaptığımız için buraya da bir kırmızı ledli atalım. Boru. Krom şerit yapıyoruz. Stoplarımızı. Şu yanlara lollipop atacağız. Gece yanacak. Onlar çok güzel olur. Şöyle baktığımız zaman krom parça attık. Şuraya rocking attık. Evet, şimdi şöyle bakalım. Evet, buralarda atmadığımız bir şey var mı? Aracımız şöyle havalı, güzel bir araç olsun. Evet, şöyle tek tek bakıyorum. Çamurluk eki yapmamışız. Onu da yapalım. Şurada krom attık. Evet, yan şerit. Yana güzel bir şerit attık. Evet, bunu da yaptık. Evet, camların altına güzel bir şerit attık. Zaten attıkça kendini araç daha da çok göstermeye başladı. Şöyle. Bunlar da tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle alt tarafa doğru gelelim. Bayağı bir aksesuar seçeneği olduğu için atlamamaya çalışıyorum. Evet. O da tamam. Evet arkadaşlar. Varan turizi. Şöyle bakalım. Bayağı ilk haline göre güzel bir görünüm sağladı. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunlar firmalardı. Firmalarımızı seçmiştik zaten. Şöyle bakalım. Evet, burada yapmadığımız bir şey yok. Şu en başa gelelim. Onu geç. Bu şasi. Onu da geçelim. Motor gücü tamam. Silindir. Biraz daha şöyle şanzımanı güçlendirelim. Evet arkadaşlar. Hemen hemen aracımız hazır. Şimdi bunları onaylıyoruz. Onayladıktan sonra aracımız son haliyle şöyle bir bakalım. Bakın aracın kaşlar, farlar bayağı bir belli oldu. Şuraya krom şerit attık. Evet. Varan Turizm cam kapaklarımız, lastiklerimize beyaz şeritler, yanaklar yani. Şöyle arkadan baktığınız zaman çok güzel bir görünüm oldu. Şimdi bu aracımızı satın alıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve aracımızı satın aldık. Şimdi burada benim daha önce bir aracım vardı. Onu başka bir yere gönderiyoruz. Şimdi yeni aracımızı bakacağız. Evet, şöyle yapalım. Bu garajımız doluymuş. Şöyle yapalım. O zaman diğer garaja gönderelim. Evet, şimdi hayırlı olsun dedi. Ve yeni aracımızın bakalım nasıl olmuş. Aracımız Varan Turizm firmasına ait Travego S 2016 model. Tek koltuk sol taraf, çift koltuk sağ taraf olmak üzere. Önde bir hostes koltuğumuz var. Şimdi aracımızı aldık ama görüşü, koltuk ayarlarını, şoför koltuğunu, aynalarımızı onlara ayarlayacağız. Önce bir aracımız şöyle bir ekranda görünsün bakalım. Yolcularımız da hazır. Şimdi sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz,
aracımızla uzun yol yapacağız. Tabii mola yerlerimizi, terminallerimizi, çok güzel yeni terminaller var. Onları göreceğiz. Yollarda diğer firmaların araçlarını da göreceğiz tabii ki. Şimdi şöyle yaptığımız zaman, F4'e bastığımız zaman koltuk ayar çıkacak. Şöyle aracımızın koltuk ayarlarını, ön görüşünü bir ayarlayalım. Şöyle ben kendim her zamanki rutin ayarını yapıyorum. Şöyle. Tabi galeriden çıktığında biraz değişik bir ayar çıkıyor. O yüzden biz kendimize göre yapmak zorundayız. Şu şekilde. Neden bu şekilde yapıyoruz? İki tarafı da görmek için. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Biraz şöyle sola doğru alırsak. Biraz da aşağıya indirelim. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle Mercedes logomuz gözüksün. Direksiyonumuzda. Evet. Şu şekilde. Hemen hemen hazır gibi oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, biraz daha şöyle torpidoyu gösterelim. Gelelim aynaya. Evet, sol aynamız birazcık dışa doğru bakıyor. Onu şöyle içeri doğru hafif otobüsün kasası gözükecek şekilde ayarlıyoruz. Gelelim sağ aynamıza. Sağ aynamız hemen hemen ayarlı. Onu ayarlamaya gerek yok. Evet, şimdi şöyle bir çıkalım. Aracın dışına bakalım. 34 AV639 aracımız. Şu şekilde Vanan Turizm İstanbul Mercedes bayisinden alındı. Şimdi şöyle çalıştırıyoruz. Evet, aracımızı çalıştırdık. Evet, şimdi kapıları açmak için şöyle basıyoruz. Kapımızı açtık. Evet arkadaşlar, şimdi bunda bir özelliği daha göstereyim. Şöyle ön şoför camı da istediğiniz ayarda açılabiliyor. Farlarımızı yakıyoruz. Sistemimiz de yanıyor. Tabi iç lambamız da yandı. O gece daha çok belli olacak. Şöyle bakın, burada yedek şoförün yattığı yerimiz, buzdolabımız hazır. Şöyle otobüsün içine girdiğimiz zaman da evet, televizyonumuz, bütün koltuklarda ayrı ayrı televizyonlarımız var. İnternet yayını var. Şöyle yaptığımız zaman bakın, üst ışıklar yanıp sönüyor. Tabii gece daha çok belli olacak. Şöyle bakalım. Aracımız gerçekten güzel bir Travego. Önde LED'li ışıklı Varan Turizm Türkiye'nin her yerinden ve numarası var. Şöyle dörtlüğümüzü de yakalım. Evet. Bu şekilde gördük. Şimdi gelelim şöyle haritamıza. Arkadaşlar şimdi haritamızda bakın. Türkiye'nin hemen hemen bütün illeri var. Bizim yapacağımız ilk iş İstanbul Esenler Otogarı'na gideceğiz. Şimdi ilk önce İstanbul Esenler Otogarı'na gidelim. Oradan nereye, hangi ile gideceğimizi oradan ayarlayalım. Evet. Şimdi şöyle bire bastığımız zaman bakın, dörtlülerde aynı gerçek Travego'nun sesinde. Şöyle kapımızı kapattık. Şu şekilde de daha rahat görebiliriz aracı. Bakın, kapımız gerçekten sesi aynı gerçek Travego'nun sesi. Arkadaşlar şimdi ben bazı yerlerde belki heyecandan olabilir, yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın çünkü benim bu ilk videom. Gelen isteklere göre, güzel yorumlara göre ikinci video, üçüncü video, onuncu video yapacağız inşallah. Şimdi biz ne yapalım? Dörtlüyü söndürelim. Kapımızı kapattık. Şöyle. İlk işimiz, evet, terminale doğru gideceğiz.
İstanbul Esenler terminaline doğru gideceğiz. Tabi burada navigasyonumuz da var. Navigasyonumuz bizi uyarıyor. Şöyle duralım. El frenimizi çekiyoruz. Bakın el freni de size göstereyim. Yerini şöyle yaptığımız zaman el frenimiz, bakın şurada. Bu şekilde el frenimiz de gösteriyor. Şimdi ilk önce Esenler otogarına gidelim. Normal kendi yerimize yanaşalım. Oradan da nereye gideceğimize bakalım. Evet, el frenimizi indirdik. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Bu otobüste en güzel şeylerden birisi rotardır. Gerçekten rotardır sesini birebir gerçekle aynı yapmışlar. Şöyle bakın, yollar, manzara çok süper. Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Levhalar birebir aynı. Bakın İstanbul Edirne diyor. Şöyle merkeze doğru, Esenler'e doğru git. Bakın özellikle şu otobüsün tıslama sesi. Bakın çok süper bir sesi var. Karşıdan da Efe Tur geçiyor. Daha birçok firmayı yol boyunca göreceğiz. Evet, şimdi şöyle gidiyoruz. Bakın ben size Rotterdam sesini de dinledim. Bakın gördün mü? Rotterdam sesi gerçekten insanı cezbediyor yani. Süper bir ses. Şöyle. İsterseniz İstanbul Ankara yapalım. Yolda metro turizmin tesislerinde mola verelim. Size o tesisleri de tanıtalım. 4 divan metro tesisleri. Gerçekten birebir gerçekle aynı tıpatıp yapmışlar. Bakın Rotterdam'a şimdi. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi Rotterdam sesi çok süper çıkıyor. Bakın. Yani yollar, manzara, evler birebir. Gerçekle hemen hemen aynı, çünkü bir arkadaşım söylemişti. Kendi evleri bile buradan gözükmüş. O kadar birebir yapmışlar yani. Şöyle bakın. Şimdi şöyle ana yola doğru şu şekilde çıkıyoruz. Evet, bu arada tabii kurallara da uyuyoruz. OGS'ler var yol boyunca. HGS'ler var. Bunlardan biz sağ taraftaki, en baştaki sağdan geçiyoruz. Bakın ben size bir daha rotardırı dinleteyim. Bakın gördüğünüz gibi birebir bir rotardır sesi var. Evet arkadaşlar, şimdi ben size bir müzik de açacağım. Aracımızda müzik de var. Şöyle bir müzik açalım. Bir taraftan da müzik tabii giderken müziğimizde çalsın. Buradan istediğiniz müziği seçebiliyorsunuz. Tabii ben Kırşehirli olduğum için şöyle Neşet Ertaş arıyorum. Neşet Ertaş'ı şöyle açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ana yola doğru çıkıyoruz. Bakın gerçekten asfaltın rengi olsun, manzara olsun çok süper. Bakın EDS'ler var burada. Şöyle. Gece daha bir ayrı tat veriyor. Şu an saat sabah 9.18. Gece yolculuğunu da sizinle birlikte inşallah çekeceğiz. Gece yolculuğu da ayrı bir zevk veriyor yani. Bakın. Şöyle. Şöyle bir rotardırı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Tabii bu arada polis kontrolleri de devamlı oluyor. Şöyle aracı biraz daha dıştan gösterelim. Dıştan da aracımızı görebilirsiniz. Bakın arka çamurlukta da öyle bakarsın yazıyor. Aracımız gerçekten güzel oldu.
Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar, yani oyun bence kaliteli olmuş. Niye kaliteli olmuş? Önceki oyunlara göre daha biraz daha birebire yakın. Otobüs olarak, yol olarak, manzara olarak, şehirlerin konumu olarak, otobüslerin dinlenme tesisleri, mesela terminaller. Terminallere gireceğiz. Belirli terminaller var. Hemen hemen birebir Ankara açtı olsun, Esenler olsun. Zaten şimdi Esenler terminalini göreceksiniz. Gerçekten çok süper bir olmuş yani. Evet, kıtaları buluşturan kent İstanbul diyor. Şöyle gidiyoruz bakın. Şimdi ileride şöyle sinyalimizi verelim. Sağ çıkışımızı kullanalım. Şöyle bakın. Aracımız gerçekten kaliteli bir araç. Zaten firma kaliteli. Varan Turizm. Hemen hemen en kaliteli firmayı seçtik. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. İleriden sola döneceğiz. Hemen hemen bir 49-52 dakika falan kaldı. Şöyle sinyalimizi verelim. Evet, şimdi buradan döneceğiz. Evet, şimdi sağda solda arkadaki araçlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü niye dikkat etmek gerekiyor? Biz büyük araç kullanıyoruz. Büyük araç kullandığımız için diğer küçük araçlara biraz saygılı olmamız gerekiyor tabii. Şöyle bakın. Evet. Hemen hemen Esenler terminale yaklaştık. Binalar hemen hemen gerçekte birebir arkadaşlar. Yani yapan arkadaşlara gerçekten eline sağlık. Büyük bir emek vererek bunu hazırlamışlar. Ve bizlerin de bu güzel oyuna vesile olmamızı sağlamışlar. Şimdi ben tarla da olsa, dağ başı da olsa ışıklara, kurallara uymaya riayet ediyorum. Sonuçta bu oyun ama tabi oyunda da belli kurallar var. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Evet, şimdi yeşilimiz yandı. Ve şu an devam ediyoruz sola doğru. Evet. Evet arkadaşlar, biraz şansımızda hep kırmızılar denk geldi. Artık katlanacağız. Sola sinyalimizi verelim. Kırmızıda duralım. Evet, çok az bir yolumuz kaldı. Perona girdikten sonra oradan Bolu, Gerede, Ankara. Yolda molamız, Ankara açtı terminalimiz. Onları hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi şöyle burada biraz aracımız takıldı tabi. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, Esenler'e doğru gidiyoruz. Şimdi evet arkadaşlar, yolların şeritleri falan çok güzel yapılmış. Gerçekten hemen hemen gerçekte birebir. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme derler ya, o şekilde. Şöyle. Evet, şimdi perona doğru gidiyoruz. Evet, şimdi aracın içine geçtik. Bakın içten rotarda sesi daha güzel duyuluyor. Şöyle. Evet, biraz müziğimizin sesini şöyle hafiften kısalım. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi bir ışığımız daha var. Bu ışığımızda sağa doğru döneceğiz. Şöyle sağa bir sinyalimizi verelim. Evet. Şimdi gündüz yolculuğu yapıyoruz da tabi ileriki videolarda gece yolculuğunu da yapacağız. Aracımızda ikramlar mevcut. Şu şekilde.
yolumuza devam edeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar İstanbul Termali şu şekilde yanaştık. Evet, bakın girişler hemen hemen aynı. %99,5 aynı olmuş. Şöyle hemen yavaşlayalım. Paramızı ödeyelim. Evet, geçişimizi verdiler. Şimdi geçişimizi sağlıyoruz. Şu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, bu arada yola devam etmeyen araçlar bakın beklemekte. Onlar sırasını bekliyor. Saati giden araçlar yukarıya doğru devam edecek. Şimdi şurada geçip alt kattan üst kata peronların olduğu yere yanaşacağız. Evet, bakın aracımızın fıslaması gerçekten çok süper olmuş. Buralar biraz dar olduğu için biraz çok dikkatli geçmek gerekiyor. Bir de otobüsler sağlı solunu park edebiliyor burada. Görüldüğü gibi. Şöyle geçelim arkadaşlar. Evet. Şöyle. Artık yolu ezberlediğimiz için rahat geçebiliyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi sağdan geçeceğiz. Şöyle. Evet, buradan niye geçiyoruz? Üstteki otobüslerin, yolcuların beklediği peronlara yanaşmak için geçiyoruz. Şöyle, evet, metroyu görüyorsunuz. Tam yolun ortasına çekmiş. Onun için dikkatli geçmek gerekiyor. Bakın burada gösteriyor peronlara geçiyor yolumuzu. Evet. Şimdi buradan bir sağ bir sol yapalım. İkili çiftli kapıya geleceğiz. Evet. Kapımızı açılacak. Ve peronların olduğu yere çıkacağız. Şöyle kornamızı göstereyim size. Evet arkadaşlar, şöyle buradan şimdi peronların olduğu yere çıkıyoruz. Evet, şimdi zaten görürsünüz, bakın araçlar şu şekilde bekliyor, bakın. Evet, biz şimdi şöyle geçelim kendi yerimize doğru. Evet arkadaşlar, şöyle saatimiz yanaştığı için dörtlüğümüzle yakalım. Bu şekilde şimdi yerimize yanaşacağız. Bakın orada Varan Turizm'in yaz aynası göründü. Evet arkadaşlar, şöyle diğer Varan Turizm arkadaşın yanına şu şekilde yanaşıyoruz. Evet. Yanaştık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Otobüsü yanaştırdığımıza göre kapılarımızı açacağız. Ve şu an yolcularımızı bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu birinci videomuzdu. Eğer bir hatamız olduysa kusura bakmayın. İkinci videoda İstanbul'dan Ankara'ya mola vererek, 4 divan tesislerinde Bolu'da mola vererek Ankara Aşti'ye gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı da rica ediyorum. Hepinize hayırlı seyirler.